Merhaba efendim, ben Meriç İlker Kahraman. Etten Stop programıyla tekrardan karşınızdayız. Aksaray'dayız. Yapılcanlar Düve Bank tesisindeyiz. 2016 yılında çıkan kararname ile beraber ilk başta 18 pilot ilde başlayan 500 baş ve üstü Düve Banklar kuruldu biliyorsunuz. Daha sonradan 32 ile yayıldı. Aksaray temsilciliğin Aksaray'da bu görevde Yapılcanlar işletmesine verildi. Şimdi o tesislerden birindeyiz. Dönemin bakanı Faruk Çelik zamanında başlatıldı. Proje devam ediyor ama sonrasında yeni iller eklenmedi. Yalnızca 32 ilde sınırlı kaldı. Şimdi buradaki detayları yanımızda Recep Bey var. Recep Yapılcan şirketin yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda işletme müdürümüz var. Hasan Yavuz. Kendilerinden detaylı olarak nasıl başladılar, ne yapıyorlar, amaç neydi hepsini öğreneceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Meriç Bey. Hoş bulduk. Size ve Çiftçi TV'ye bizlere aracılık ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Bizim ederiz ev sahipliğiniz için. Kulağımız oluyor. Çok teşekkür ederiz. En azından meslektaşlarımız adına birbirimizden istişare olmuş oluyor. Birbirimizden haber alıyoruz aracılığınız vasıtasıyla. Asıl biz teşekkür ederiz ev sahipliğiniz, misafirperverliğiniz için. Hasan Bey siz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İşletmemizin müdürüsünüz. Evet. Kaç yıldır burada görev alıyorsunuz? Üçüncü yılıma girdim. Üçüncü yılı. İlk kuruluşundan beri buradasınız. Evet yani. Buradayım. Recep Bey şey sorayım. 2016'da çıktı, 2017'de siz buraya faaliyete soktunuz bildiğim evet, kadarıyla. Evet, doğru. 500 baş olarak başladınız. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam rakamları lütfen düzeltin. 5000 metre bir kare bir kapalı alan içerisinde yurt dışından getirdiğiniz ham düveleri tonlayarak işte piyasaya arz ettiniz. Evet. Nasıl başladı peki bu süreç? İhaleye mi girdiniz, aldınız yoksa neye göre? Valla devletin Meriç Bey sunmuş olduğu kriterler. Yani işte şartları vardı. Dedi ki kardeşim biz 32 ilde böyle bir şey düşünüyoruz. Hayvanda Türkiye'de hayvan sıkıntısı var. Dışarıdan 2500-2600 eurolara hayvan getireceğimize daha küçük, düşük maliyetlerle 7-800 bin euroya getirsin. Burada büyütelim. Burada tohumlayalım. Burada sizler aracılığıyla satılsın. Bunlar için de 32 ilde pilot belge seçildi Türkiye'de. Bu iller arasında da devletin kendine ait şartları vardı. Hı. Yani işte en azından veteriner çalıştırıyor olması lazım. Eskiden binbaş hayvanı olması lazım. İşte mevcut şartlarının şeye uyması lazım. Kriterlere yeterliliği kriterlere uyması lazım gibi. Bazı şeyler var, şartları vardı. Biz de o şartları yerine getirdik. Aksaray'da, İç Anadolu bölgesinde Aksaray'da bu şey bizde kaldı. Yani ihale sistemi gibi diyelim. İhale değil de. Yani şartnameyi biz yerine getirdiğimiz için bizde kaldı. Biz şey yaptık. Burası Meriç Bey 500 baş 5000 metrekare kapalı alanı olan işte gördüğünüz gibi izleyicilerimizin de göreceği gibi son derece konforlu ızgara sistemi dediğimiz sandviç panel yani hiçbir şeyinden kaçınmayarak. Çelik konstrüksiyon yani çok ciddi de bir yani, inanın çok büyük maliyetler harcanmış. Tabii. İnanın büyük maliyetlerle yani hayvancılık bizim zaten devam eden bitişik de şeylerimiz var. Bildiğiniz üzere çiftliğimiz evet, var. Orada da bu işi yapıyoruz ama burada çok daha modern yapma adına oradaki hatalarımızı burada yapmama adına burada daha kendi bilgilerimizle şeye koyarak devletin şartnamesinde belirttiği şartlarda yerine koyarak işte böyle bir şey yaptık. Gittik Avusturya'dan hayvan getirdik. Pedigirli, sertifikalı. Tabii mutlaka yani burası tamamen ari bir çiftlik. Hastalıktan ari bir çiftlik. Bu hayvanları getirdik oradan. Kan ölçümleri yapıldı. Diğer hastalıkların ölçümleri yapıldı. Bir sürü şeylerden geçti. Yani Türkiye'nin istediği şartlara uyuldu. Getirdik. O gündür bugündür işte bir kısmını satıyoruz. Halen satmaya devam ediyoruz. Gebe buradaki hayvanların aşağı yukarı hepsi gebe. Ağır gebelikler mi yoksa şey mi? Biraz... Zaten 3 ayın altında satma şansımız yok. İzin vermiyor sistem. Yani 3 ayın altında satma şansımız yok. Gebelik 3 aydan 8 aya kadar mevcut. Anladım. Yani gelen adam bizden 4 aylık hayvan istediği zaman da alabilir. 8 aylık hamile hayvan istediği zaman da alabilir. Her sınıfta her şeye göre. Her sınıf her şey. Yani burası tamamen ari. Ari.
Tamamen oradaki çiftliğimiz de ayrı ama tüm bunlara rağmen oranın işçilerini buraya sokmuyoruz. Bağımsız değil mi? Tamamen, hiç tamamen bağımsız. Yani işçisi bağımsız, yem döken aletleri bağımsız, kendi başlı başına bura ayrı. Burada sözü Hasan Bey'e vermek istiyorum. Hasan Bey, siz kuruluşundan beri, inşaatından beri buradaydınız herhalde değil mi? Evet. Projenin detaylarını peki bakanlık mı size verdi yoksa siz mi belirlediniz? Yani işte metrekareler olsun, hayvan yatakları olsun. Şimdi bakanlığın böyle bir şeyi yok ama tabii hayvan gebediği için azami konfor üretecek bir yapı gerekliydi. Ve bu yapı da yapılacaklar grubu olarak en moderni tercih edildi. Bu şekilde bir yapı ortaya çıktı. Peki 500 hayvan getirdiniz, ham düve getirdiniz. Evet. Hepsini gebe bırakabildiniz mi? Yani bundan kaçı füre verdi, ne oldu? Şimdi bu hayvanlar tabii yurt dışından gelirken küçük tercih edildiği kaç için aylık geldiler? Yurt içinde 4 ila 12 ay arasında geldi bize. Bunların tabii bir kısmı yani %2'si diyelim genelde ikiz eşi çıktı bizde. Yani onlar ikiz eşi çıkıyor, küçük olduğu için evet tabii tercih edilemiyor. Bunun dışında tabii düve tutmayanlar illaki olacaktır ama henüz daha bu yani çok %5 civarında yani ikiz eşi ve düve tutmayan şeklinde öyle bir oran söyleyebiliriz. Bu hayvanlar küçükken geldi bize. Bunların grup bazında biz kondisyon bazında ayrımını yaptık ve bunların gelişimlerini takip ettik. Ona göre beslemelerini takip ettik. Bunların tohumlama kriterlerine uyduk. Nedir kriteriniz mesela? Kilo mu? Kidago yüksekliği 126 santimetreden aşağı olanları tohumlamadık. Genelde 126 evet. santimetreye gelip gelenleri tohumladık. Peki ay olayı? Ay olayı Türkiye'de 14.2 aydır. 450 gündür ama 420 gündür ama biz bunun tabii canlı ağırlığında baz alarak yaklaşık 380 kiloyu doldurmasını öngördük. 380 kilonun altındaki hayvanları tohumlamadık. Yani bunları sağlayan tüm hayvanları tohumladınız. Evet. Peki döl tutmasında yani %5 gibi bir şey yaşadınız ama ilk tohumlarını hemen tuttular mı? Hayır. Şimdi düve ortalamasında genelde biz 2,5 tohum ortalamasını öngörüyoruz. Bu da şöyle. Şimdi tabii bir zamanla yarıştığımız için esasında kendi kızgınlığını biz beklemedik. Yani bizim tohumlama kriterlerimizi tutan hayvanları biz tohumlamamız gerekiyordu. Çünkü bir de işin maliyet boyutu var. Bunları o bizim protokolleriyle genelde tohumla aşılama periyotları tabii, yaparak evet, evet. Ondan sonra tohumladınız. Evet, tohumladık. Sunuyu tohumlama yaptığımız için genelde 2,5 tohum gibi gebe bıraktık. Recep abi, burada sana şey sormak istiyorum. Şimdi maşallah gerçekten çok güzel bir yer yapmışsın. Çok havadar. Hatta girişte bir espri yaptın. Dedin ki evdeki hanım yatak istiyor. Ben ona şu an sıkışayım ama buradaki işte aynı markanın hayvan yatakları. Eşim duymasın ben yani buraya alabiliyorum istediğim dünya yatım yapabiliyorum ama kendimize bakıyorum. Bence çok haklısın. Yani bu işin gerçekten gönül veren insanlar senin gibi hiç burada masraftan, iğnesinden, ilacından, yemesinden, içmesinden kısmıyor ama yeri geliyor kendi sağlığından bile feragat ediyor galiba değil mi abi? Şu olması gereken evet. Konfor. Bunun yapılması gereken şeyler bunlar. Ama biz bu yatırımların karşılığını göremiyoruz. İnanın göremiyoruz. Yani biz buna gönlümüzü verdik. İnan yani şaka bir taraf ama şimdi yatağını getirdik hayvanların altına efendim delikli sistem şurada kürek bulamazsınız. Evet sıyırıcı otomatik ızgara yani taban. Bakın, kamera eşliğinde millet seyrediyordur. Şimdi bunun karşılığını alamıyoruz. İnanın alamıyoruz. Yani süt bugün 2000 lira yeni şimdi açılan ihalede 2000 lira vermiş. Sağ olsun az bir para falan da değil. İşin evet. Öbür tarafından da. Tüketici tarafından baktığım dediğim gibi 2 zaman, lira gibi. İnanın orayı için de çok ağır. Yani aslında çok bile. Fakat yani neresinden başlayıp neresinden bırakacağız bilemiyorum. Para kazanamıyoruz. Etsinde de sütünde de para kazanamıyoruz. İşlettiğimiz arazi 3500-4000 dekar bazında. Kendi arazinizde kendi işiyorsunuz tabii. Kendi arazimiz az çok bizi biliyorsunuz. Yani evet. Mekanizasyon tamamı var. Tamamen, dünyadaki ne varsa sizde var bildiğim inanın kadarıyla. Öyle, inanın öyle. Yani biyogaz tesisiniz de var, santralleriniz i̇nanın de var. İnanın öyle yani de. Böyle tam kombi böyle her şeyiyle. Gübresini biyogazımızda değerlendiriyoruz. Çevreye olan zararımız sıfır noktasında gübresinden istifade ediyoruz. Sütünü en iyi şekilde değerlendiriyoruz soğuk zincir. Ama para kazanamıyoruz. İnsan para kazanamayınca zevk almıyor, şevki kırılıyor. Yani benim bildiğim proje ilk başladığında
Siz mesela 500'ü getirdiniz. Bunları tonladınız. 500'ünü satacaktınız. Yerine 500 daha getirecektiniz. Ama gördüğüm kadarıyla herhalde bir 300 yani 270 250 gibi bir rakamı satmışsınız. Evet. Şu an elinizde hala mevcutta var. Ki 3. senesine girmiş yani proje. Doğrudur. Şimdi şöyle de bir yanı var Meriç Bey. Devlet dedi ki kardeşim ben sizi destekleyeceğim, süspanse edeceğim ama 5 yılda en az 3 devir hayvan satmanız. Yani en az 500'den 1500 tane bu şekilde şey satacağım. Hayvan satacağım. Hı hı. Tamam. O gün arz talep dengesi yetiştiremiyorduk. Evet. İnanın yani böyle ağzımız dilimiz ne dönüyor onu söylüyorduk. Ve bugün öyle değil. Ben 300 tanesini sattım şimdi 200 tane. Devlet ben anlamam diyor yani ister sat ister satma. E nasıl sen yapacaksın? Bu işletmeden öbür işletmeden devredeceksin. Sıkıntılar var. Yani böyle bir sıkıntılar var. Hmm. Yani bu alım satım da tamamen bankasının. Evet, onun kredisi. Çiftçiyi desteklerse, ona kredi verirse ancak satabilirsin. Şu an için yani normalde sübvansiyonlu krediydi. Tabii. Yani eskiden tabii, faiz oranları biraz daha düşük olduğu için şey yapıyor ama şu an faiz oranları yüksek. Ama aynı faizden vermeye çalışıyor. Bankası da benim gördüğüm kadarıyla ciddi görev zararı yazıyor aslında yani. Ya her tarafı kava yem inanılmaz pahalı. Kimyasal dediğimiz torba yem, fabrika yemleri inanılmaz pahalı. Evet. Yani arpada, mısırda, soyada inanılmaz, inanın %100 lira varan, inanın yani. Evet. Mazotta, enerjide. Borsa gibi oldu Recep yani abi. Borsa yani gibi oldu. Günlük fiyat değişiyor yani yemde bildiğim kadarıyla. Biz evvel şeyi düşünürdük. Yani girdiler günlük bir saat düşmüşsek, iki saat sütü nasıl artırırız, eti nasıl artırırız, evet. Ne kadar daha çok katma değer yaratırız. Biz bunu düşünürdük yani bu hayvandan daha fazla nasıl sebeplenebiliriz. Şimdi onu düşünmek yerine işin içinden nasıl çıkarız? Maliyetleri nasıl düşürürüz? İnan ben, işin içinden nasıl çıkarız? İşte. Meriç Bey yani maliyetler nasıl düşürülür artı yani bizim bir paramız falan batmadı ama haksızlık yapmayalım kimseye. Süt parasını en az 2 ay geriden takip edip geliyoruz. Biz zaten canımız çıkmış. 2 ay zaten cebinizden yani karşılıyoruz. Zaten bir ay eskiden beri şey veriyoruz. Hmm. Devamlı bir ay sütümüz içeride duruyor. Onun dışında yani aynı şikayet işin şeyinde de sanayisinde de. Bildiğim kadarıyla eğer sistemden çıksanız mesela süt üretimini şey yapsanız içerideki o bir aylık parayı alana kadar da zaten bayağı bir sıkıntı yaşarsınız diye tahmin yani, ediyorum yani. En az 2 ay 3 ay geriden geliyoruz paramız içeride evet. Duruyor. Yani onlar da işin yani sütün sanayileşmiş şeklindeki rahatsızlık da ayrı bir tarafa. Onlar da aynı şekilde satışta evet, markette aynı şeyi yapıyorlar. Şunu diyor bunu diyor. Evvel bunlar yoktu. Evet. Evvel bunlar yoktu. Sıkıntılı bir süreç ama bu ülke bizim ülkemiz. Bir şekilde başaracağız. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah. Yani bunlar için gayret gösteriyoruz. Bunlar için varız. Azim ve çalışmak tabii, senin gibi tabii, abi. Yani mecburuz. Yapacağımız riski başka bir şey yok. Arkasında duruyorsun. Yani yapacağımız başka bir şey yok. Yani bir kamyon alımı, bir otobüs alımı gibi değil. Bir sürü paralar yatırmışız buraya. Bir başka bir şey yaramaz. Canlı hayvan yani. Bırakıp tabii, gidemezsiniz. Tabii. Burada Hasan Bey şey sormak istiyorum. Beslemeyi ne olarak, ne veriyorsunuz? Yani mesela İlk geldi diyelim bunlar 4 ila 12 aylık arası geldiler. Tohumlanana kadar nasıl bir yem tükettiler? Tohumlandıktan sonra nasıl bir periyot izliyorsunuz? Şimdi bunlar yurt dışından geldiğinde tabii küçük geldi. Dolayısıyla bunların tohumlanması için, büyümesi için yani hedef canlı ağırlığa ulaşabilmesi için enerji ve protein gereksinimleri var. İşte mineral madde gereksinimleri var. Bunların dönemsel besleme dediğimiz, dönemsel besleme metoduyla besledik biz. Önce genç yaşta protein ağırlıklı, biraz daha boyunu yükseltme adına, büyütme adına. Daha sonraları biraz daha işte yarı yarıya enerji, protein vesaire besleyerek yani hedef besleme dediğimiz gelişiminin son noktasında ne kadar canlı ağırlık kazanacak, ne kadar CIDAGO yüksekliği kazanacak genelde onlara dikkat ettik. Peki enerji protein olarak anlattınız. Eyvallah. Bunu şey olarak yani biraz da basite indirgersek. Evet. Mesela atıyorum 6 aylık bir hayvan geldi. CIDAGO yüksekliğine istediğiniz ideal CIDAGO yüksekliğine 13 ayda geldi. Evet. O zaman protein ağırlıklı. Yani bunun kaynağı nedir? İşte şimdi genelde Aksaray'dayız. Burası Yonca'nın merkezi. Yonca'ya kolay ulaşabiliyoruz. Kendimizde Recep Beyler sağ olsun Yonca üretimi de var bizde. Protein kaynağını genellikle Yonca'dan karşılıyoruz genç yaşta konsantre yemi daha az vererek. Daha sonraki dönemlerde konsantre yemi 2,5-3 kilo civarında kullanarak
ve mısır silajı da var bizde. Mısır silajının kalite parametrelerine ona göre yaptığımızdan dolayı biraz daha kaba yem ağırlıklı bir besleme şeyi uyguladık. Son gebelik işte 8. aya geldiğinde herhalde biraz daha kuru besleme mi yapıyorsunuz? Şöyle, biz genelde 5. 6. aydan sonra daha çok enerjiyi de azaltarak hayvanların kilo almamasını sağlıyoruz. Şimdi burada hayvanlara çok kilo aldırırsak bu defa yağlanıyor ve karaciğer yağlanmasından dolayı hayvanlar laktasyona başlangıçta süt verimleri düşük oluyor. Özellikle düvelerde çok önemli bir konu bu. Sağmalı hayvanlara da önemli ama şimdi düvelerde bir de fazla yağlandığı zaman bunu ne yapacak? Yetiştirici güç doğum olacak ve çok yavru kaybedecek. Dolayısıyla belki belli bir kriteriniz var mı? Şu kiloda kalmasını istiyoruz diye biz. Evet. Biz genelde bunları şimdi 8 aylık ağır 5-6 aylık dönemde 570-580'de çıkardık hep canlı ağırlık olarak. Kondisyonlara da pratikte bunun işte baştan 3 tane kaburganın görünmesi şeklindedir. Yağlanmaması bir de omur kemiklerinin belli görünmesi, evet, gömülmemesi gerekiyor etin içerisine. Recep abi, Hasan abi çok güzel anlatıyor. Şunu verdik, şunu yedirdik falan filan da. Sen işin mali kısmına bakarsan, sana bir hayvanı mesela bu 8 aylık ağır gebeliğe kadar maliyeti ne kadar oluyor? 750 lira aylık abi. Aylık 750 lira. En ekonomik şartlarda. Evet. En ekonomik şartlarda 10 sefer, 20 sefer biz bunun günlük hesaplarını yapıyoruz. Peki abi sen buna şeyin hesabını katıyor musun? Kendi yetiştirdiğin silajın? Finans maliyetidir efendim. Yani pazar payı. Katma değer yarattığımız iş güz durumları katmıyoruz. Bunları daha katmıyorsunuz. Yani inanın şu çiftlikteki yani ekipman çok bir şey olmasın, ayıp olmasın söylemezdik. 3-5 milyonun altında değildir. Hep büyük makineler, bu şeyde kullandığımız makineler. Yani bunların süspansiyonlarıdır, efendim bunların finans maliyetleridir, amortismanlarıdır. Bunları katmıyoruz. Ya biz öyle çok, çiftçi öyle düşünemez zaten. Evet. Çiftçi çok öyle çok kalemle oturup masa başında yaparsa bu uç hayvancılığı yapmaz. Bakar ki böyle bir şey olamıyor. Yani böyle bizim bir ticari yönümüz de var. Yani evet, biz orayla burayı aynı kefeye koyma şansımız hiç yok. Bu iş gönül işi, bu iş sevda işi. Yani 750 lira, yani şimdi abi bakıyorum 10 ay desen 7500 lira zaten. Yani abartı falan değil. Kim, benim bu da hiçbir kimseden sana beklenti falan da yok yani benim. Ama inanın böyle. Gelişi de 6000 lira, 7000 lira civarları. Zaten hesaba vurduğunuzda 14-15 bin lira yapıyor. Tabii, evet, inanın öyle, böyle. İnan. Ama şunu belirteyim, haksızlık olmasın. İlk tabii getirdiğimiz zaman 5 aylıkken, 6 aylıkken bu şeyler olmaz. Yani doğuma kadar ortalamasını şarttığın zaman. Doğuma kadar ortalaması bir olması şey gereken. Yani bu hayvan bana sen niye şey vermiyorsun diye kalkıp benden kavga yapacak hali yok. Yani biz biraz daha böyle elinden sonra bilimsel besliyoruz. Onun için bilimsel yapıldığı zaman bu işin maliyeti inanın bu. Hakkıyla yaptığınız zaman canım, dediğiniz gibi bu maliyeti gerçekten yani bu civarda. Yani şimdi 700 liralık arpa 1400 lira. Evet. 400 liralık yonca 1000 lira bulamazsın şu anda. Şu anda bulamazsın. İnan sezonu bulamazsın yani. İnan bizim yonca biraz bir şey geçmişiz. Eksik hesapta biraz hatalarımız olmuş veya işte hayvan farklılığından dolayı. Yoncam bitti. 1000 liraya yonca bulamıyoruz. Şu an bulamıyor. Aksaray kim yoncanın merkezi? Aksaray merkez yani. Merkezi. Buradan ihracat bile yapıldığını biliyorum öyle yani. Bulamıyor. Kendimiz satıyorduk. Evet. Bulamıyoruz. Yani girdilerin hepsi inanılmaz pahalı. Yani masada oturup kitabı, kalemi, defteri eline alır da ben şunu bir şey yaptım, anası şu, tanası şu, finans maliyeti bu dediğin zaman sabah kilidi vurup gitmemiz lazım. İşin doğrusu vallahi bu. Ama biz çiftçi böyle düşünemez. Yani buradan herkes gidip galercilik yapamaz. Herkes evet gidip marangozluk yapamaz. Marangoz gelip hayvancılık yapamaz. Herkes işini yapması lazım. Bu iş yani sizin de ilginizi çekmiştir, tüketenin de ilgisini çekmiştir, Türk milletinin de ilgisini çekmiştir. 4-5 senedir bu hayvanda bir şey dönmez var yani. Yani yetmiyor, dışarıdan çok geliyor, çok geliyor, ayak altı oluyor, süt dökülmeye başlanıyor, süt dozuna geçiyorlar. Bir şeyi sağlayamadık. Ya Recep abi, ben biraz şey düşünüyorum yani beside ve de sütte özellikle şimdi sektöre baktığımızda çok dışarıdan giren insanlar çok var, sektörle alakası olmayan. Çok ciddi yatırımlar yapıldı, birçok işletmeler boş kaldı. Özellikle besi kısmında çok fazla yani.
kolay olduğu için o biraz daha kolay çözüyor. Olduğu için yani alıyorsun artık eskisi gibi değil. Hiç pazardan kimse hayvan tedarik etmiyor. Doğru. Yani o zor doğru. İşin zor. Gidiyor İtalya yazılıyor. Doğru. Firmalar belli ya da devlet kanalıyla geliyor. Alıyorsunuz. İşte yem fabrikası geliyor. Rasyon belli. Kesif yem ağırlıklı besliyorsunuz. Keseceğiniz yerler belli. Alıyor gidiyorsunuz. O bence bir pazarın dengesini zaten bozuyor. Çünkü mevcutta bu işi yapanlar şey yapıyor. Ama buradan da şunu anlamasın insanlar. Sektöre dışarıdan insanlar girmeli de. Yani bu iş devam etmeli. Çünkü devam edecek işler. İnsan aç kalamaz. Bu temel gıda süttür, ettir bunlar. Ama dediğiniz gibi işinin tamamen bu olması gerekiyor galiba. Benim sizin söylediğinizde de anladığım. Bence işinin de bu olması lazım. Bizim büyüklerimizin, bizi yönetenlerin bu işle ilgili bakanlığımızın. Yani şimdi... Nankörlükte yapmamak lazım kendi adıma. Destek alıyoruz süttür, efendim anaçtır şeydir ama yeterli gelmiyor hayvancılıktan. Hele hele süt inekçiliğinden, namızlıktan destek çekil, elini çektiği an devletin bu işin sonu gelmiş demektir. Zaten belki bu şeyler bizi ayakta tutuyor. Evet. İnanın öyle oturalım çok bilimsel gelinsin oturursun yani şey yapılsın bizi biteler yapılsın. Girdiler belli çıktılar belli. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dediğiniz gibi her şey hesap. Aynen öyle. Oturalım. Yerli yerince. Bu işi, Meriç Bey iş baştan yanlış. Bu işi bilen, eğil ellere. Evet. Yani bu işi gerçekten elini taşın altına koyacak, katma değer yaratacak, istihdam sağlayacak. Bu işi esas bilen. Ya bu işten en ufak tökezlemede çıkmayacak insanlar. Çekilmeyecek. Bir işte devamlı gerek. Avrupalı 40 tane, 30 tane hayvan besliyor. Evet. 20 tanesini bizim gibi 3. dünya ülkelerine, 2. dünya ülkelerine satıyor. Benim 1000 hayvanım var. Kendi döngümü sağlayamadım. Kendi ki o adam 40 hayvanıyla belli bir standardın üstünde yaşıyor. İnanın öyle. Tatilini yapıyor, yemesini, içmesi öyle. Yerinde, altında iyi bir aracı var, şey var. İnanın öyle. Yani 40 hayvan da bunu sağlıyor. Burada Hasan abiye bir şey daha sorayım ben. Aşılama periyodunu nasıl yapıyorsunuz? Bunlar gebe hayvanlar. Burası ağır bir işletme yani bunu korumak zorundasınız. Girişte gördüm dezenfektanı var. İşte biz galoş giydik. Ona siz dikkat ediyorsunuz. Peki nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi bu işletmede koruyucu hekimlik protokolü uygulanıyor. Şimdi burada 6 ayda yaptıklarımız var. 4 ayda yaptıklarımız var. Ve yılda bir defa yaptığımız aşılar var. Bu işletme tüberküloz ve brusella'dan ağır iyi bir işletme. Bunların belirli dönemlerinde kanlarını alıyoruz. Laboratuvarda analiz ediyoruz ve şimdiye kadar herhangi bir olumsuz bir tabloyla karşılaşmadık. Bunların solunum yolları enfeksiyonlarıyla alakalı yılda bir defa aşı yapıyoruz. Şap aşıları yapıyoruz genelde yılda 3 defa yapıyoruz. Çünkü burası Aksaray bölgesi biraz da hayvan sirkülasyonunun olduğu bir bölge olduğu için biz genelde şap aşısını 3 dönemde yapıyoruz. Yani 4 ayda bir mi tekabül ediyor? Evet. 4 ayda bir yapıyorsunuz. Çok düzenli yapılıyor. Çok çok dikkat ediyoruz. En büyük korkumuz. En büyük handikapımız bizim. Yani bir de yani insan o kadar emek veriyor, şey yapıyor. Tabii Allah korusun. Allah göstermesin. Allah. Hayır, yani 4 tane, 10 tane bir çiftçiye mal satacak onu da mahveder. Aynen öyle. Yani Allah korusun. Allah göstermesin. Evet. Şey peki Recep abi bu projede hibeliydi değil mi? Yanlış mı? Evet, %50 hibe. %50'sini siz harcadınız, evet, %50'sini evet. Devletten hibe aldınız. Şöyle %50, şimdi devlet diyor ki ben bu gösterdiğim mandıra bendeki maliyeti 1000 lira diye. Ama ben mandıraya 4000 liraya mal ettim. Hmm. O 1000 lirasına göre %50 veriyor. Anladım. Üstünü ver. Yani şu algıyı kırmak lazım veya düzeltmek lazım veya insanları aydınlatmak lazım. Ya işte burayı 5 trilyona mal etti, 2,5 trilyonu devletten aldı. Yok öyle bir şey. Hmm. Kardeşim ben sana 1000 lira bina desteği, 1000 lira da hayvan desteği. Ben hayvanı diyor 2000 liraya alırım, %50'si 1000 lira, al sana 1000 lira. Yani onda da bir şey yok yani. Sen fatura götürdün, yatırsın, zaten öyle bir öyle şey bir şey yok. Anladım. Yok bak yani böyle bir şey yanılgı var yani. Evet, ben mesela işin içinde olduğum halde, bildiğim halde projenin detaylarını, bu kısmını çok bilmiyordum, yalan yok yani. Yani şimdi git ben 10 bin liraya aldım diye bir 5 bin lira de, yani, vermiyor ki. Devlet vermiyor, devletin belirlediği bir fiyat tabii, var, rayiç fiyat canım, var. Tabii. Fiyat üzerinden seçiyor. Tabii diyor ki kardeşim 8 ayla ben şu parayı veririm, 1000 lira. 1000 lira. Yani milletin anlattığı tarzda, efendim şu bu öyle değil yani. Veya 3000 lira ben öyle baz alarak söylüyorum şey tabii. Olsun diye, yani insanlara aydınlatma adına söylüyorum. Tam şeylerde ne aldık onu bilmiyorum ama işte sen burayı 3000 liraya mal ettin al sana 1500 lira, sen hayvanı 2000 liraya mal ettin al %50'si 1000 lira değil. Kendi kıstasları var. Onu veriyor. O yeter.
Evet. O yeter. Devamı çok zor. Devamı dediğin şart bayağı ağır. Yani 3 dönem, şimdi 5 senede onu çevireceksin. Olmadı ki satamadın. Ne yapacaksın? Yani kendi işletmene mi devredeceksin? Yani... Meriç Bey, bir de şu esas şey yönü bak, sağ olun yani. Ya şimdi bana diyor ki sen bu işi yap. Meriç git diyor, kendine de git Avrupa'dan şey getir. Evet, onu getir yani. İnanılmaz bir yanlışlık. Kardeşim bana niye yaptırdın burayı? Ya bir ara kapatmışlardı ithalatı, geri açtılar şimdi düvede damızlık özellikle. Yani tabii. Şimdi Aksaray'da sizin gibi benim bildiğim sırf şahsımın birebir tanıdığı zaten 6-7 işletme var. Her birinde 200-300 hayvan olsa zaten toplamda 1000'den fazla hayvan. Meriç Bey'im zaten dışarıdan inanın bizdeki rakamları alma şansı vallahi yok. Yok. Vallahi 2800 euro. Euro'nun şu anki kurundan hesaplarsanız zaten 17-18 bin liralara geliyor. Ben 12 bin liraya veriyorum, 13 bin liraya veriyorum. Yani. İnanın yok. Ama bizde de bir dış sevgisi var, bir evet, ithal sevgisi var. Evet, elde olan biraz güzel geliyor yani herhalde. Yani biraz sempatiyle bakıyoruz dışarıdan gelen şey. Ama insanlar ilgisini çeken, bu hayvanla uğraşan insanların mutlaka yurt içinde bu işletme, bizim gibi işletmeleri gezmeleri lazım. Evet. Değerlendirsinler hem menfaatlerine hem de iletişim açısından. Yani fikir alışverişi yaparız, neyle beslendin, ne yedirdin bu hayvana. Ne yaparsak bunun devamı güzelleşir, iyi olur, sütü artırırız gibi. Biz oradan getiriyoruz, şey çıktı, hiçbir şansım, hiçbir şey deme şansım yok. Evet. İşte müdürüm diyor ki ikiz yaşı çıktı, 5 tane, 10 tane. Yani on... Tırdan 2-3 tanesi ölü geldi, sigorta ödemedi. Yani sizde bir de şöyle bir şey var, şimdi yurt dışından aldınız. Yolda başına bir şey geldi. Hadi yolda gene belki sigortası vardır. Ya da aldı götürdü işletmesine. Ama gelip siz diyebilir ki bakın benim hayvanım başıma bu geldi. Yurt dışında kime tabii, hesap soracaksın? İnanın yani? Bak, inanın. İnanın o gün bir yere satmışız, boş gitmiş bir tane. Olabilir. Veya gitmemiş, orada başına bir şey gelmiş. Embriyonu gölüm yapmış. Vallahi ikilemedik, al kardeşim. Al kardeşim. Arabama bindirdim, gönderdim. Ama yurt dışında ya, böyle bir şey şansımız yok. Hiç böyle bir şansımız ki yok. Ki ben hiç. Çok şeyi de biliyorum yani, birçok kişi de dolandırıldı ya. Paralarını hiç verdiler, yani hayvanları gelmedi. Kolay sanıyorlar, gidip oradan hemen tabii, al, tabii. Ver parayı, hayvanı al, hayır getir. Canım, hayır. Yani her safhası zor. Her safhası zor. Bir de ya ülkemiz kazansın, devlet böyle bir şey sunmuş. Yani bu bir şeyi ülkemize kazandıralım. Ya bu hayvanlar sonuçta şey yerli olmuş artık, şey o hayvan bir de millileşmesi yani var. Şey, bu hayvan de, milli bir hayvan. Bunun için yapmış, dışarıdan tabii. Önünü keselim diye yapmış. Ya bence çok güzel bir projeydi. Yani o piyasa şartları devam etseydi ya da proje 81 ile yayılması öngörüldü fakat olmadı. Siz simental seçmişsiniz, işte başka işletmeler de kuruldu. Et ırkı olarak da yapılabilirdi. Yani tabii, et ırkları, tabii, Angus'lar, tabii, Hereford'lar, tabii, işte ne bileyim Limuzin, Şavreli onlar tabii. Da yapılabilirdi. Şu mesela genç TİGEM'in yaptığı genç düve projeleri vardı. Yani sizin gibi işletmelerden aslında bunu alıp dağıtsaydı bence çok daha güzel olurdu. İç pazardan toplanan hayvanlarda çok, yani çok mağduriyet yaşandı. Hatta bununla ilgili ithalatçı firma soruşturma geçirdi. Hala da geçiriyor herhalde bildiğim kadarıyla. Evet. Evet. İthalatçı diyorum, ihaleye alan firma. Yani onu yapılacağını sizin gibi işletmelerden toplanıp oradan işte üretici başına 5-6 idi 5'e düşürüldü. Şuradan 2 tane 3 tane güzel hayvan verilse eminim daha da faydalı olacaktı. Çünkü almış doğudan aldı atıyorum batıdaki adama verdi. Yani bu sağ cepten çıkartıp sol cepten koymak gibi bir şey olmaz. Yani o hayvan gelişene kadar bir şey yapana kadar zaten insanlar aldığını alacağına da işin gerçeği biraz pişman oldular. Böyle düzgün projelerin devamlı, bizde biraz da o var galiba Recep abi. Projelerin devamlı biraz değil, fazlasıyla o var. Yani şimdi ne yapalım biz, yol gösterelim, yol göstersin büyüklerimiz. Şimdi bunu benim satıp 70 günüm kaldı yerine bu küçük yine şeyi doldurmam lazım. Yani sen Recep'sin, ne yapman lazım? Valla abi yani çıkamam bu işin içinden çıkamadım. Ama yani. Geçmiş kaybetmiş yine bir şeyimiz var inşallah. İnşallah. Türkiye'de bizi duyanlar, işitenler böyle gelsinler, bize gelsinler. Türkiye'deki olan bu tür işletmeleri gelsinler. Hem kendi menfaatlerine, hem ülkemiz menfaatine, hem de gelir ters bir şeyle karşılaşmışsa Türkiye'deyiz neticede. Gelir kardeş, yerimiz belli, yurdumuz belli. Kardeşim, şöyle bir hata yapılmış, düzeltelim bunu der. Senden Avustralya diyemem ben bunu. Aynı şekilde. Yani aslında biz birbirimizi meslektaş olarak da gözetmeliyiz. Maalesef başından bir yanlış sonuna kadar devam ediyor. Ama yine başında söylediğim gibi memleket bizim memleketimiz. Evet, bu işler bizim ekmeğimiz. Yarın ben bu işi yine yapacağım diye düşünüyorum. Akşam evime giderken İnşallah. Yarın yine çiftliğime geleceğim. Burada 50 insan çalışacak. İnşallah. Bu insanları istihdam edeceğiz.
Yine öyle düşünüyorum. İnşallah. Senden yani, sonraki jenerasyon da zaten işin başında inşallah, biliyorum. İnşallah. O da... Aslında Meriç Bey, şu rakamlar bazı izleyicilerimiz bilmiyor. Şu çiftliğin şeyi çok büyük. Belki bir iki fabrika kurulup çalıştırılabilecek ekonomik rakamlar. O kadar büyük bir rakamlar. İnanın yani çok burada şeye çıkmak istemiyorum. Sevmiyorum da böyle bir şeyi. Ama yerleşim olarak, o ekipman olarak, mekanizasyon olarak, yatırım maliyetleri olarak, iş gücü olarak 100 tane yakın işte müdürüm burada. İnsan çalışıyor. Belki bir, belki iki kendi çapımızda bir fabrika. Belki çok ağır sanayi bile oluşturabilirdiniz yani. Çok rahat. Rahat. Böyle tertemiz, pırıl pırıl. Değil mi? Recep Bey olarak gider geliriz ama. Estağfurullah, gene öylesiniz. Biz, gönlümüz evet, zengin. Bunu birileri yapması lazım. Biz yapıyoruz, yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Hepimiz elimizden geldiğince, sen sana göre, ben bana göre, müdürüm kendi üstüne düşeni. Elimizden geldiğince uğraşacağız, çaba göstereceğiz. Hasan abi bir şey sorayım. Seçimine gittin mi sen bu hayvanların evet, yurt dışında? Evet, Recep Bey'le beraber gittiniz. Evet. Neye göre seçtiniz? Kriteriniz neydi orada? Şimdi simental, ya böyle çok hani Avrupa'da gruplar halinde seçtiğiniz için çok böyle sizin %100 sizin belirlediğiniz kriterler olmuyor. Hı hı. Mesela 50 tane hayvana giriyorsunuz, adam diyor ki 3-5'ini beğenmiyorsunuz. Adam diyor ki ya bunu çıkaralım derseniz adam razı olmuyor mesela. Öyle de ufak tefek olumsuz oluyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Daha sağlıklı bir yapıda olmasını, hayvanın sağlıklı ya da sağlıklı olmadığını kontrol ediyoruz. Ondan sonra şöyle bir arkadan önden hayvanların yapısına bakıyoruz. Kalça genişliğinden işte baş yapısının ve boyun yapısının inceliğine, kalınlığına bakıyoruz. Peki pedigri kayıtlarını aldınız zaten. Evet. Üreticinize mesela bu hayvanları atıyorum satarken yıllık süt ortalaması ya da tahmini bir rakam verebiliyor musunuz? Tabii şöyle, biz esasında yapılacaklar grup olarak biz damızlıkçıyız aynı zamanda. Bizim 400 baş yukarıda sağ malımız var gençle birlikte 1000 baş civarında, buradan ayrı. Biz orada burada gebeliği dolmuş da satamadığımız hayvanlara da sağıyoruz. Yani ortalama simental ırkı için 7 ton civarında evet, bir süt var. Düveler için biz 6,5 gibi konuşuyoruz. Ve bunu alınıyor yani. Burada çözücü olan dönemsel beslemenin çiftçi tarafından eksik yapılması. Yani bir besleme uzmanı tarafından danışılsa ya da gerçi mali yönden de çiftçiyi biraz zorlayan kısım var tabii. İşte doğum öncesi beslemeler, doğum sonrası beslemeler, dönemsel beslemelerin düzgün yapılması şeklinde 6,5 tonun düve birinci laktasyonda çok rahat vereceğini ben düşünüyorum. Ve alıyoruz biz bu rakamları. Çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Evet. Müdürüme ilaveten, şanslıyım böyle bir zatla çalıştığım için. Gerçekten çok memnunuz birbirimizden. Allah. Dolu da bir insan kendisi. Allah yolunuzu hayvancılıkta çok gelip giden, çok şey ve hayvancılık şeye müsamahaya açık bir sanat. Evet. Herkes evet, geliyor bir şey söylüyor. Bu konuda ben Hasan Bey'den teşekkür ederim. Bana göre çok dolu bir insan. Şeyde de seçimleri beraber yaptık Avusturya'da. Önce orada secerelerine bakıyoruz. Soy kütüklerine. Anne baba yani hayvanı almadan bakıyoruz. Nedir bunun işte babasının babaannesinin süt ortalaması? 7 ton, 8 ton, 9 ton. Birinci kriter bu. Hı hı. İki, mutlaka hayvanın işte doğum fiziksel özellikleri. 3, ekonomik olup olmaması hayvanın diğer şeyleri. Ondan sonra da gelelim süt verimini ne bilebildiğiniz. Biz bu civarlarda sattığımız her yerden istişare halindeyiz. Satıştan sonra devam tabii, ediyor kesinlikle. Tabii ki. Yani onunla ben şeref duyuyorum. Böyle yüceliyorum. Adam biri dedi ki ya götürdük 30 tane buzağı öldürdük. İnanın yani sanki benim çocuğum gibidir bura. Yani o kadar üzüldüm ki ya. Kendinden kaynaklı. Değil biz mi? De öldürdük. He. Yani bazı çiftlikler söylemiyor ama buzağı ishala yakalandı mı Meriç Bey gidiyor. Evet, ilk doğumundan sonra. Bu böyle bir Aksaray'da 2018'de bir furya oldu. İnan çok üzüldük. Hepsinden soruyoruz. Bu peki salgın telefonu. Hastalık mıydı? Salgın. Hmm. Anne karnında işte bu sağ olsun şeyleri buzağı ölümlerini götürdü. Ekim diyorlar. Şeylerini yaptırdılar. Şimdi ayrı bir cihaz, makine bir şeyler getirdik. Anne karnında aşılamalar yapıp o işi bitirdik, çözdük. Ha çözdünüz tamam. Yani sizin aracılığınızla da bu işe zorlananlar müdürümün telefonundan müdürümden destek istesinler. Hasan abi. Baş tacı.
bu işi müdürüm Türkiye'de bana göre çözdü. Biz 10 yıldır bu buzağı ölmesi, Türkiye'nin hayvansal şeyini yerine getirememesi buzağı ölümleri. Yani yılda benim bildiğim kadarıyla 500 binine yakın bir buzağı ölümü gerçekleşiyor. İnşallah. Önce yani, Allah sonra müdürüm. Yani bu işe çok şey gösterdik. Çünkü inanılmaz. Bebelçene 150-200 buzağım öldü. Geçen 100 buzağım öldü. Yani inanılmaz. İnanın insan üzülüyor. Yani gerçekten de ekonomik yönü bir tarafa can ya. Tabii can dediğiniz gibi de milli servet. Yani bir sene bekliyorsunuz dediğin gibi şey yapıyor. Nasıl bunun önüne geçtiniz Hasan Bey? Şimdi burada tabii çok uzun bir mevzu esasında bu ama kuru dönemden başladık biz buna. Yani çok milim milim çalıştık tabii. Kuru dönemin protein ve enerji dengesi, vitamine, selenyum dengesi. Buradaki doğru besleme ağız sütünün bileşenlerini etkiliyor biliyorsunuz. Evet. Burada da ağız sütüyle alakalı bizim yaptığımız ölçümlerde yaklaşık hayvanların %60'ının ağız sütü belirlediğimiz kriterin altında çıkıyordu. Kötü bir yeterli ağız. Değildi. Evet, yeterli değildi. Ve burada da pasif bağışıklık geliştiriyordu buzağda. Buzağa yeterince antikor sağlayamıyordu ağız sütü. Bu kuru dönemdeki beslemeyi yönettikten sonra buradaki kuru dönemde de yaptığımız aşılamalar var tabii. Rotavirüs, koronavirüs ve eşerişe koli yönünden ve solunum yolları yönünden hayvanların aşılanması. İçerideki buzağı mı yaptınız yoksa dış? Gebe hayvana. Gebe hayvana yaptınız. Daha sonra hayvan doğurduktan sonra bunun Brix reflektometre ile ağız sütünün ölçümü, kolostrumun kalitesine göre. Kaliteli kolostrumu pastörizasyon makinesi aldık. Pastörizasyon makinesiyle pastörize ettik. 60 dakika süresince pastörize ediyoruz ve bankaya koyuyoruz. Onu soğutucu bankaya. -18 derecede. Burada da buzağlar doğduktan sonra yani daha önceden kalitesi belirlenmiş, ölçülmüş, ölçümü yapılmış ve buzağa o ağız sütünü veriyoruz. Kendi annesindeki eğer kriter tutmuyorsa sizin vermiyoruz onu. Onu vermiyorsunuz. Depoya çektiğiniz ağız sütünü veriyorsunuz. Böylece de tam istediğiniz kıvamda bir bağışıklık oluşmuş oluyor. Şimdi buradaki laboratuvardaki işte ekimlerden gelen sonuçlar dahi de kovalı makinayla sağdığımız kovanın swap örneklerinden aldığımız şeyler iki damla su kalsa dahi onun tamamen Escherichia coli bakterisi olduğu ve onu da ağız karıştığı zaman direkt buzağa veriyorduk. Hal böyleyken tabii bu buzağa şimdi anneden doğduğunda sıfır bağışıklıkla doğuyor. Evet. Buna biz dost düşman yüklememiz lazım ki gelebilecek düşman askerlerine dost askerler buna yenmesi lazım düşman askerleri. Bu da nereden giriyor buzağa da? Bir, ağızdan verdiğimiz yanlış ağız sütüyle. İki, daha önce ağız sütünden geç kalmışsak işte ağızdan, göbekten ve anüsten giren Escherichia coli bakterisiyle. Bu bakteriler girdiği zaman bağırsak villuslarını kapatıyor Escherichia coli ile ve bunun ağız sütünü verdiğimiz zaman ağız sütü bu ince bağırsaklarda emilirken kaplanmış koliden dolayı ağız sütü yeterince emilemiyor. Emilemediği için daha önce Escherichia coli koloni kuruyor oraya. Ağız sütünü sindiremediği için direkt ishal olarak ne yapıyor? Dışarıya atıyor. Hayvan bundan yararlanamıyor. Biz mikrop girmeden ne yapıyoruz? Mikropsuz ağız sütü yani pastörize edilmiş ağız sütü. Peki göbeğinden, anüsünden ya da ağzından, burnundan koli bakterinin girmesi nasıl yani doğum sırasında? İlk yarım saat içerisinde illaki o ağız sütünü hemen doğuruyor hayvan ve göbek kordonu vesaire yapıldıktan sonra göbek kordonun temizliği direkt buzdolabına gidilip daha önce kalitesi ölçülmüş, dondurulmuş şey getiriliyor, çözdürülüyor ve o direkt veriliyor ilk yarım saat. Belli bir derecede mi veriyor musunuz yoksa? Tabii. 39-40 derecede. 39-40 derecede. Veriyoruz, evet. Verme periyodunuz ne peki? Şimdi ilk 6 saat içerisinde biz illaki 5 litre olacak şekilde besleme yapıyoruz. İllaki hayvan 5 litre içmedi. Hayvan bunu emmiyor. Biz bunu emmediği zaman ne yapıyoruz? Rumen sondasıyla illaki veriyoruz hayvan. Bir şekilde onu zorla yani sonda tekniğiyle bir şekilde yapıyorsun. Peki bundan sonra buzağı ölümleriniz yüzde kaç azaldı? Neredeyse yani inan ağzından yel alsın sıfır. Maşallah. İnan öyle yani çok şükür diyorum elhamdülillah. Zaten Meriç Bey Türkiye'de buzağı ölümleri olmasa hayvanı koyacak yer bulamaz. Dediniz ya abi yani. Yani çoğalamamamızın işte, sebebi. Şey yapıyor dediğin gibi ölüyor işte. İlk o bir hafta zaten önemli olan. Yani yurt dışından mesela Angus ırkı bilirsiniz. Çok dayanıklıdır, şeydir. Getirdiler, şey yaptılar.
Aydın'da benim çok sevdiğim bir abimin işletmesinde var. O da diyor ki bir haftaya atlatmam lazım diyor. Yani ondan sonra onun bir tabiri o, elektrik versen ölmüyor diyor ama onu atlatmak önemli. Bizde de öyle. Yani yavru sonuçta. Evet. Bizde de öyle. Yani Hasan abi sağ olsun bayağı bir çalışmış üstün herhalde. Çok da güzel olmuş. İnşallah örnek olur abi. Yani imkan dahilinde de tabii bu işler. Sizin çok şükür imkanınız vardı, şey yaptınız ama bana eminim bu konuyla ilgili telefon gelecektir. Ben de sana yönlendireceğim abi. Şey abi, bu şimdiden işi söyleyeyim. Lazım. Tabii. Bu işte başarılı, hem işte öyle de. Evet. Ama hayvancılıkta başarılı olmanın tek şeyi, özveri, bu işi sevmek. Aynen. Yani mutlaka sevmek, sevmek, sevmek. Her iş bana göre zaten başarılının sırrı o yaptığın işi benimseyeceksin, seveceksin, seve seve yapacaksın. Valla ben hep şunu söylerim. İşini düzgün yapar, sabahat eder, seversen Allah herkesin rızkını tabii verir. Yani tabii, bir şekilde tabii. Paranı kazanırsın, bir şekilde hayatta tabii, kalırsın. Tabii. Yani kimsenin emeği karşılıksız kalmaz bu dünyada. Bizde değişik iş grupları var. Belki konumuz değil Meriç Bey ama inanın öyle kolay kazançlar var. Güneş yapıyoruz mesela. Güneş santrali. 100 dönüm, 100 dönüm bizim güneş santralimiz var. Biyogaz var. Evet. Yani kazanç olarak düşündüğüm zaman gülersiniz. Ya buraya gelmeyin, niye böyle zaman kaybedersiniz? Güneş açtıkça para kazanıyoruz değil mi abi? Zaman kaybedersiniz ama olmaz ya, bu bizim işimiz ya. Yani bura benim çocuğum gibi çıktı. Sen bıraktın, o bıraktı, tabii bu bıraktı. Yani. Abi ne olacak yani, biz bir Orta Doğu ülkesi değiliz. Yani tamam Orta Doğu'dayız ama işte hepsi dışarıdan gelsin. Ya bizim bir damak tadımız var, bir lezzetimiz tabii, var, tabii. Bir kültürümüz var. Yani olmamaya çalışıyoruz. Bence de olmayalım. Yani biz aslında bu konum güzel kullanmalıyız. Tabii, yani bu ülkeler işte Brezilya'dan, Arjantin'den, Amerika'dan, Avrupa'dan et alıyorlar, hayvan alıyorlar, şey alıyorlar. Biz bunların dibindeyiz ki bundan herhalde bir 25-30 sene önce biz bu ülkelere hayvan, özellikle küçükbaş çok satıyorduk. Tabii. Rusya'ya biz büyükbaş satıyorduk. Yani Kars'ta ben bir program yapmıştım. İsmet amca vardı, İsmet Çelik. Ticaret Borsası Başkanı. Orada 40-45 sene borsa başkanlığı yapmış. Onun eski fotoğrafları var. Hatta eski tutanakları vardı. 60'lı 70'li yıllarda buradan Rusya'ya hayvan satmıştık. Ama şimdi geldiğimiz konuma bakacaksak 5000 ton Rusya'dan et aldık. Maalesef. Onu işleyişen... Maalesef. O gerçi biraz daha işin siyasi boyutu da var, işte domates karşılığı alındı falan filan ama sonuçta niye biz ithal ediyoruz, niye sürekli et alıyoruz, hayvan alıyoruz ya da süt dozu ithal ediyoruz? Vallahi üzülüyorum yani, hayvan ithalinden duyduğum zaman televizyonlarda sütteki o yağlardaki zavallı insanlar teletlerde, raflarda evet. 50 lira olmuş tereyağı, işte 30 lira 40 lira olmuş peynir. İnan üzülüyoruz ya. İnan üzülüyoruz. Dediğin gibi abi, tüketici için de zor yani. 1500 liraya yani 150 kuruş mu diyor? 15 kuruş mu? Evet. Böyle ne kadar anamızdan, emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor. Sanayiciye geçtiği zaman 5 lira. Ya biraz aracı çok. İşte yani aracı çok, sanayici şey çok, sanayici enerji giderleri lazım. Fazla onların da. Bizim bazı şeylere sebat etmemiz lazım. Evet. Maalesef tek taraflı bir yerde değil arıza. Yani bir kaba yemde, bir işte fenli yemde veya bir sanayicide değil. Bunların birikimi, ehlilerin olmamayışı. Evet. Yani biraz bilinçsiz yapılmış şeylerin sıkıntılarını çekiyoruz. Zincirin aslında başından sonuna bakmak sonuna kadar, lazım. Yani nereden kaynağını işte ek tezgahtaki mesela 40 lira peyniri değerlendirirken aşağı doğru geldiğinizde bu işin dediğin gibi abi taş şeye geldiğini görürsün. Yani o tarladaki üreten adamın ürettiği maliyetinden belki daha da aşağısından işte tarlanın fiyatına kadar bile gelebilir yani. Değil mi ya? Bunu başlı başına bu zincir olarak düşünüp ona göre değerlendirmek gerekiyor. Necip abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Allah senden sesiniz razı olsun. Sesiniz oluyorsunuz, kulağımız oluyorsunuz. Gerçekten böyle rüya falan değil. Estağfurullah. Siz ve sizin gibi böyle iletişim diler. Bizi inşallah izleyenlere ulaştırıyor. Onları bize kazandırıyor. Sizler sayesinde çok memnun oluyoruz. Allah razı olsun. Yani bir faydamız oluyorsa yani mutlaka bizim. Oluyor. Bunu bilin, bunun bilincinde olun. İnşallah. Sizlere dua ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah neticede ülkemiz kazanır, memleketimiz kazanır. İnşallah. Siz de biz de kazanırız. Hatta aynen abi, siz yaratırız. Varsanız biz de varız. Biz de geliyoruz, ekmeğimiz buradayız. Birer algasıyız. Aynen. Hasan abi çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Evet, verdiğin değerli bilgiler için teşekkür ederim. Söylediğim gibi
Bana bununla ilgili birçok telefon gelecektir. Artık seni bol bol rahatsız ederiz diye düşünüyorum. Memnuniyetle. Sağ olasın. Bu programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapılcan Düve Bank tesislerindeydik. Burası 500 baş düve projesinde yapılmış bir tesis. Aksaray bölgesinde, daha doğrusu İç Anadolu bölgesinde birçok kişi burayı bilir zaten tesisi. Yapılcanları da bilirler. Bu işe gerçekten gönül vermiş insanlar. Recep Bey olsun, kardeşi Nurettin Bey olsun. Kendinden sonraki jenerasyon da bu işe devam ediyorlar. Bu düveleri getirdiler, bir kısmını sattılar, bir kısmını satmaya devam ediyorlar. Ve bu işten ben biliyorum ki ne olursa olsun çıkmayacaklar, devam edecekler. Yanımızda işletme müdürümüz Hasan Bey vardı. Onun buzağı ölümleriyle ilgili yaptığı çok güzel bir çalışma var. Neredeyse buzağı ölümlerini sıfıra indirmiş durumdalar. Ülkemizde böyle işletmeler kuruldu. 32 tane, 32 ilde kuruldu. Keşke devamı da gelse. Fakat şu son dönemde pazar daraldı. Dilerim önümüz açıktır ve bu işletmeler de ayakta kalacaktır. Üretim de devam edecektir. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.